kutlu yeminimiz milli mücadele tarihinin en önemli dönüm noktalarından birisidir. Ve aziz milletimizin şartlar ne olursa olsun, işgal ve esaret karşısında geri adım atmayacağının tarihe mal olan irade beyanıdır. Kuşkusuz misak-ı milli cumhuriyetimizin siyasi ve hukuki dayanağı olmuştur. Esasları Sivas Kongresi'nde belirlenen ahd-ı millimiz son Osmanlı Mebusan Meclisi'nde Felah-ı Vatan grubunun ısrarları ve büyük gayretleriyle kabul edilmiş ve sonrasında tüm cihana duyurulmuştur. Türk milletinin ebedi vatanında ne pahasına olursa olsun var olacağı misak-ı milliyle somutlaşmıştır. Biz bu yemine sadık ve bağlıyız. İşbirlikçilerin, mangacı zihniyetlerin, verelim de kurtulalım diyen teslimiyetçi niyetlerin önünde en büyük güvence 95 yıl önceki milli yemindir. Bir tarafta bizden görünüp diğer tarafta yabancı güçlerin yanaşmanlığını yapanlar ve muhipliğinde karar kılanlar Türk'ün heybetli şamarını bir kez daha yemek istiyorlarsa buyursunlar, millet hazırdır. Türk milletini sığıntı bir topluluk gibi görmeyi isteyenler, yenilmiş, dağılmış, ufalanmış, etnik kalıntı olarak düşleyenler, tekrar şanslarını deneyeceklerse kimse kusura kalmasın, bu milletin süngüsü henüz düşmemiştir. Misak-ı milli stratejik bir diriliştir ve kendi irademizle sınırlarımızın tekrar belirlenmesine dönük kuvvetli bir karardır. Bağımsızlığa sevdadır. Türk milletinin son ana yurdunda dünya durdukça yaşayacağının kesin ilamıdır. Namusumuzla, haysiyetimizle, kimliğimizle, yaşamanın azmi, şehit kanlarıyla kazanılan vatan topraklarının bağış ya da lütufla elde edilmediğinin ispatıdır. Misak-ı milli işgalin en karanlık bir döneminde hala varım, ayaktayım, sönmedim, yenilmedim, vazgeçmedim diyen Türk milletinin dillere destan direnişidir, diklenişidir ve zalimlere karşı dimdik duruşudur. Bu duruşun mirasçısı Milliyetçi Hareket Partisi'dir. Bu duruşun bu zamanki sancakları Milliyetçi Ülkücü Harekettir. İstenirse verilecek toprağımızın, terk edilecek ilimizin, paylaşılacak vatanımızın, vazgeçilecek insanımızın, indirilecek bayrağımızın ve gidilecek yurdumuzun olmadığını can pahası da olsa gösterir, melanete hançer gibi saplanırız. Türk milletini hafif alıp bu devranın süreceğini sanan rüşvet ve yolsuzluk çeteleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kanun kaçaklarına akladığını sanan zavallılar, teröristlerle müzakereyi çözüm sanan gafiller, bu millet ölmedi, bu millet bitmedi, Milliyetçi Hareket Partisi henüz son kurcunu oynamadı. Suudi Kralına milli yas ilan edip Sevda Tepesi için bağış adı altında rüşvet alan, ecdat yadigarı emanetlerin yağmalanmasına göz yuman suçlulara diyecek sözümüz vardır. Emperyalizmin tetikçisi olup da Orta Doğu ve Afrika'da ucuz kahramanlık taslayan 17-25 Aralık'ın bir numarasına söyleyecek sözümüz vardır. Somali'de aç doyuran, Türkiye'de aç bırakan adalet ve ahlak tanımazlara, vicdan bilmezlere Milliyetçi Hareket Partisi'nin mutlaka tepkisi ve itirazı vardır. Bu da sandıkta milli bir uyanışla tescillenecektir.